Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusuna değindi. İtalya'nın bölgesel konularda sergilediği tutumu gayet objektif ve dengeli buluyoruz ve bu tutumlarının devam etmesini arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu konulardaki işbirliğimizi nasıl geliştirebiliriz, bunları da bugünkü görüşmelerimizde birlikte ele aldık. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda da dengeli tutumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sorunların diyalogla çözülmesi konusunda hemfikiriz. Ama tek taraflı adımlar yerine herkes için hakça paylaşımın olacağı mekanizmaların ya da adımların atılması gerektiğini ta başından beri savuna geldiğimiz halde maalesef Avrupa Birliği'nin de desteğiyle tek taraflı adımlarını sürdüren Rum kesiminin ve Yunanistan'ın bu olumsuz tutumları sebebiyle biz de haklarımızı korumak için kendi adımlarımızı atmak durumunda kaldık ve bu konuda da her zaman kararlıyız. Ve bu sorunların çözümü konusunda neler yapılabileceğini de bugün değerlendirdik. Türkiye'nin pozisyonunu da açık bir şekilde anlattık. Karabağ meselesi, Ermenistan'ın saldırganlığı ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları konusunda Türkiye'nin tutumunu bugün paylaşma imkanım oldu. Ve son 30 yıldır Azerbaycan'ın toprakları işgal altında. Karabağ ve Azerbaycan topraklarının %20'si. Buna rağmen barışçıl bir çözüm için çok çaba sarf etmek istedik. Azerbaycan çok sabırlı oldu. Fakat Minsk üçlüsü dahil hiçbir mekanizma bu sorunun çözümü konusunda bir çaba sarf etmedi. Yani çözüm bulamadı demiyorum. Çaba sarf etmedi. Gerçek anlamda çaba sarf etmedi. Ve Minsk üçlüsünün yaptığı açıklamalara baktığımız zaman da açıkça taraf tuttukları görülüyor. Yani sorunu çözmek için görevlendirdiğimiz ülke ve kuruluşların objektif olması lazım. Bugün işgalciyle işgale maruz kalmış ülkeyi aynı kefeye koymak uluslararası hukuka aykırıdır. Ahlaken de doğru bir yaklaşım değildir. O nedenle bu sorunu kökten çözmek gerekiyor. Bunun da formülü belli. Ermenistan, Azerbaycan'ın işgal ettiği Azerbaycan'ın topraklarından çekilmesi gerekiyor. Ve tüm bunlara rağmen, yani işgal eden ülke Ermenistan olmasına rağmen, Temmuz ayında da saldıran Ermenistan oldu. Geçtiğimiz günlerde yine saldıran Ermenistan oldu. Yani çözümsüzlük Ermenistan'ı cesaretlendiriyor, teşvik ediyor, saldırmaya teşvik ediyor. Ve illegal bir şekilde başka ülkelerden gelen Ermenileri yerleştirme konusunda teşvik ediyor. Yani bu artık bundan sonra böyle devam edemez. Bu sorunu kökten çözmemiz gerekiyor. Uluslararası toplum da eğer bir şey yapmak istiyorsa Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin ve buna yönelik tüm çabalara da Türkiye olarak destek vereceğimizi buradan söylemek isterim. Biz elbette bir milletiz Azerbaycan'la, Azerbaycan halkıyla. Ve iki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla bizim Azerbaycan'a olan desteğimizi de kimse yadırgamasın, eleştirmesin. Bundan daha doğal ve bundan daha meşru bir şey olamaz. Ama önemli olan sorunun çözümü ve bu sorunun çözümüne biz bugüne kadar katkı sağladık. Bundan sonra da katkı sağlayacağız. Biz bir kere daha vurgulayarak söylemek istiyorum. Her zaman bu sorunun barışçıl yollarla ve BM Güvenlik Konseyi ve AGİT kararları çerçevesinde ve de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini savuna geldi. Ama bugüne kadar bu konuda bir adım atılmadı. Bugün Azerbaycan kendi topraklarını azat etmek için mücadele veriyor. Yani bir yerde kendi topraklarında terörle mücadele ediyor Azerbaycan. Ve Azerbaycan'ın yeterli kapasitesi, gücü var. Yani kendi topraklarını geri almak için. Bunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın bu topraklardan çekilmesi lazım. Sık sık bu çağrıyı yapıyor. Son derece de meşru bir çağrı.
Ve bugün bu kapasiteyle Azerbaycan'ın Türkiye'de yani somut bir destek talebi olmadı. Kendi kapasitesi var. Yıllardır kapasitesini güçlendirdi. Ama olur da bu sorun çözülmezse ve Azerbaycan da bizden herhangi bir talepte bulunursa, kim ne derse desin, biz bu desteği vermekte tereddüt etmeyiz. Biraz önce de sebebini anlattım. Bir millet, iki devletiz. Ama önemli olan bu sorunun çözülmesi. Bu sorunun çözülmesi esasen her şeyden önce Ermenistan'ın lehine olur. Ermenistan şimdi kendisini dışlamış, kendi kendini dışlamış bir ülke, izolasyon içinde. Ve başkasının topraklarını işgal ederek, herkese saldırarak bunu yapıyor. Sonuçta burada bir barışın ve istikrarın gelmesi herkesin yararına olacak. En çok da Ermenistan'ın yararına olacak. Barışı, huzuru mu tercih ediyorsun, savaşı mı tercih ediyorsun? Ermenistan bu konuda bir karar vermesi lazım. Uluslararası toplum da Ermenistan'ı teşvik etmek yerine Ermenistan'a çok ciddi bir çağrıda bulunması gerekiyor.